Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Yavaş yavaş çevir. Sağa doğru, sağa doğru. Polis arkadaşlara söyleyin, şehit ailesi yukarı çıkıyor. Geriye doğru gidelim lütfen. Yol açsınlar. Şehit kardeşimize gani rahmet eylesin. Geride kalanlara, annesine, babasına, kardeşine, sevenlerine Rabbim sabırlar ve endar. Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: Allah yolunda öldürülenlere sakın ha ölüler demeyiniz. Onlar dirilirler. Fakat siz anlayamazsınız. Yakınlarına sizlere şunu diyeceğim. Bekir kardeşim şu anda bize bakıyor. Biz anlamıyoruz. Bayrağın altında naaşı burada ama kendisi şu anda hepimizi görüyor. Öyleyse sakın onlara ölüler demeyiniz. Şehittir. Bu vatan için canını feda etmiştir. Allah'ın gani rahmet eylesin. Yarın yer mi kıyamette? Annesine, babasına, kardeşine sevenlere, sizlere dahi, bizlere dahi buraya geldiler, bir canım attılar diye şefaatçi olacaktır. Rabbi tanesi de Bekir kardeşimdir. Daha çok şehitler verir ama bu bayrak dimdik duracaktır, bu ezan okunacaktır. Öyleyse ne olursunuz? Sabretmesini, metin olmasını, bir Fatiha okumasını Rabbim hepinizden razı olsun. Ben aile adına, şehit kardeşim adına, sevenler adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yerlerinizi kabul eylesin. Nasıl biliyorsunuz diye sormayacağım. Şehittir o. Ama hak hukuk vardır. Helallerini alalım. Kısa bir ve la kubetu lil müttekin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i, diğer sure-i celilleri, Fatiha-i Şerifeleri, tekbiratı, kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul. Okumuş olduğumuz ayat-ı kerimeleri kıyamete dek kabrinde kendisine en iyis ve yoldaş eyle. Yarın yer mi kıyamette? Bizlere dahi şefaatçi olmasını nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, amin diyen cemaatimin de günahlarını affeyle. Bu vatan için, memleket için canlarını feda eden aziz şuhadanın ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, kabul eyle. Bu vatanı bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bu sandık kahhar isminle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Yapmış olduğumuz dualarımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Şehit. Şehit. Allah'a emanet olun.
Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu in tensurullaha yansurkum ve yuthabbit aqdamakum. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve yuthabbit aqdamakum, ayaklarınızı sabit kılar. Allah'ın dinine birisi yardım ederse Allah da ona yardım edeceğini vaat ediyor. Şehit berhayat olan, ölümsüzleşen demek. Hazreti Ömer öyle diyor. Şehit, şahit demek, berhayat olan demek.
Evet iyi ölümsüz demek. Kendisini Allah'a adayan kimse demek. Evet. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de şehitlerle ilgili olarak Ali İmran suresinde Allah-u Teala onların durumlarını açıklıyor. Bazen şöyle içimizden geçebilir. Keşke çıkmasaydı, keşke evinde kalsaydı, acaba şehit olur muydu? Ali İmran suresinin 168. ayetinde Allah bize bu durumu ifade eder. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için şöyle söylerler. وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا Eğer gitmeselerdi, çıkmasalardı, keşke bizimle burada olsaydı, o zaman مَا قُتِلُوا öldürülmezlerdi. Hani meşhur bir hikayedir, bilirsiniz. Bulutlu bir havada kişinin evladı yolculuğa çıkacaktır. Baba yalvarır. Evladım bugün çıkma. Bugün hava çok karışık, lütfen çıkma. Baba der çıkmam lazım, hem lazım. Babası... من ربك عطاء
ve yekulul kafiru ya leyteni. Toprağının bölünmez bütünlüğünü korumak için içtiği anda sadık kalıp üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek şehadet mertebesine ulaşan uzman çavuş Bekir Anıl Erdal'ın cenaze töreni için toplanmış bulunuyoruz. 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Bekir Anıl Erdal 4 Mayıs 2016 arkadaşlar, biraz müsaade edin. Bu tarafı açmak durumundayız.